Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Beni sorarsanız ben iyiyim. Bugün akşam yemeğine yemeğin yanında, daha doğrusu kereviz salatası yapacağım. İlk defa yapacağım bu kereviz salatasını. Hiç yapmadım, bilmiyorum tabii nasıl olduğunu da. Eltim'den aldım tarifi. Eltim dedi ki ben yapıyorum dedi. Olmazsa olmazı dereotu onun zaten dedi. Bir de dedi üstüne ceviz koyuyorum dedi. Ceviz yapıyorum dedi. Bakalım nasıl olacak, ilk defa yapacağız. Kerevizleri aldık. Şöyle pazardan aldım. Bir de bunun yemeği de oluyormuş. Yemeğini de deneyeceğim. Bakacağım yemeğe nasıl olacak. Şöyle bir bakayım, orası yarım zaten onun. Şunu şöyle ağzına kapatayım. Yemeği. Neredesin sen? Yemekteydim. Yemekte miydin? Ben dedim ya sana. Tamam, yemekteydin. Hadi yemekteydin. Bu saate kadar ne yaptın orada? Abi. Sendemizi alak. Abdül oradan ama yok. Şey, Mesut'un kıyma kebabı yaptı. Mesut'un kim? Muhammed'in babası. Anne ben ona dedim, dedi ki keşke dedi söylesene dedi, yardımcı olurdum ben sana. Ben dedim annem gile orada görüyor mu dedim. Abini görüyorum ben, anneni fark etmem dedi. Selamlar var. Aleykümselam. Valla bunu ben şimdi ilk defa yapıyorum. Nasıl soyulur, nasıl soyulmaz? Bu kalın mı soyulur, ince mi soyulur? İçi şey gibi aynı bunun. Anne. Ağaç gibi. Benim makyabı çok güzel. İyi, afiyet olsun. Sağ ol. Ne diyor? Kıymak kebabı güzel değil mi? Bak bak, burada kebapçı ustası dururken indi, başkası ne yapıyor? Sen misin kebapçı? Ben kalktım. Türkiye'de geldi, daha yapayım. Sonra Mesut emme gitar aldı, şey yaptı. Saz o. Saz mı işte. Çaldı, türkü söyledi. Çay içecektik işte, çektik falan. Siz aramışsınız. Akşam oldu, görmedin mi? Akşam oldu, sen meydanda yoksun. Abdullah bana bir alsana. Bir dakika. Hı? Vallahi ben bunu ilk defa yapacağım ama nasıl? Anne. Bilmiyorum, hadi alalım. Videoyu izlemedin mi? Hı? Videoyu izlemedin mi? İzlemedim, videosuna bakmadım. Abdullah. Fokusta bir değişik. Bir dakika, yengemin dediği gibi yapacağım. İçi fos gibi kız, aynı bunu. Bunu şey yapıyorlar ya, hani çanak gibi yapıp içine garnitür doldurup da tencerede pişiriyorlar ya. Hmm. Kereviz yemeği. O işte. Yıkayayım da. Rendeleyecek misin? He. Bu soğuk. Rendeliyorum buna, sarımsaklı yoğurt yapıyormuşum. İçine sarımsaklı yoğurdun içine mayonez de koyuyormuşum. Ay. Mayonez var. Bu salatası gibi düşün yani. Mayonez var. Bu halde hep şey yapıyorlar ya. Aklıma şey geldi. Söyle. Bu halde hep salata yapıyorken salatası yapıyorlar ya. Hı. Ben şeyi çok şey yapacağım ya. Karalahanayı şey yapıyorlar ya hani. Ne yapmayı? Karalahanayı. He. Rendeliyorlar. Hı. Sonra onu yoğurtla şey yapıyorlar. Karıştırıyorlar. Hı. Top top yapıyorlar. Hey. Oy, acaba nasıl? Valla yemediğimiz şey bize biraz ters geliyor. Takip ettiğim yerler var orada şey, ama onlar blok kanalı değil. Onlar da normalde yapmıyorlar da durum güncellemesi yapıyorlar, oradan göreyim Instagram'da. Dediğim gibi ilk defa şey yapacağız. Yapacağız. Elim yoruldu.
Yemeğe de nasıl oluyor hiç bilmiyorum. YouTube'a bakın da yemeğe ne der. Bakın bakayım yemeğe nasıl. Vallahi çamaşır hiç bitmiyor. Benim çamaşırım bitmiyor. Ben bilmiyorum vallahi. Yıkıyorum bitmiyor. Yıkadım bugün bir makine çamaşır yıkadım. İki makine gırletlere attım. İki kere yani. Çünkü gırlet fazla koyulmuyor makineye. Sığmıyor. Ondan sonra şeyi yaptım. Ne onun adı? Geri çamaşır attım makineye. Hepsinin çamaşır bitmiyor. Ben anlamadım. Şuradan bir poşet alayım da. Ona tavuk yer mi yemez mi bilmiyorum da. Sapını samanını. Dediğim gibi ben ilk defa yapıyorum. Hiç bilmiyorum. Pazarda görüyordum ama bunun kereviz olduğunu bile bilmiyordum. Hiç alıp yapmadığımız için. Ya çok eleştiri gelir yapamadım diye ya da güzel yaptım diye eleştiri gelir bilmiyorum artık nasıl olursa. Şimdi buna yoğurt konacak, tuz konacak bildiğim kadarıyla. Ondan sonra içine mayonez konacak. Şimdi yoğurdu sulu susuz. Bilmiyorum. Eltim dedi yaptığın hani evde yaptığın yoğurda göre dedi değişiyor. Bazıları sulu oluyor. Bazıları susuz oluyor dedi. Bir taneden bu kadar çıktı. Bir sürü çıktı. Bunu bitirebilir miyim bilmiyorum. Vallahi artık bakacağız. Tadında bir şeye benzetmedi ama. Dereotum yok benim. Mayonezle sadece şey yapacağım. Yoğurdu karıştıracağım içine. Bir tane sarımsak rendeleyeceğim. Bakalım artık. Arkadaşlar şimdi içine yoğurdunu koydum. Güzelce yoğurt koydum biraz. Şimdi buna mayonez içine. Salatasında da ben böyle yaptım. Bende de dereotuyla şey yok. Şey yaparım. Maydanoz üstüne sepelerim. Bir şey olmaz bizimkiler maydanozu seviyor. Zaten dereotunu da ben fazla kokusundan dolayı şey yapmıyorum. Sevmiyorum. Millet hep böyle dereotlu şey yapıyor da poğaça falan yapıyor da ben hiç yapmadım. Denemedim. Ama bir gün denemek istiyor. Şöyle tuzunu da atalım. Benim gördüğüm durumdaki gördüğüm de aynı böyleydi. Yapmışlardı şeyin içinde. Kasenin içindeydi böyle. Büyük kasenin şöyle içindeydi. Servis yaparken herkes onlar biraz şey ya sosyetik oldukları için herkes kendi tabağına alıyor. Biz ortaya koyuyoruz yaptığımız zaman. Aa.
Ama sosyete de giriyor aynı kara toprağın altına. Zengin de giriyor aynı kara toprağın altına. Fakir de giriyor kara toprağın altına. Yanında götürdüğün 2 metre kefen. Başka bir şey yok. Sen neredesin lan? Güzel. Nerede? Bu ne yavrum? Bu da canım. Kereviz salatası. İlk defa yaptım. Dadına doyamam. Kereviz salatası. Gördüğümüz gibi. Kereviz salatası olmaz sandım. Yok. Kereviz salatası. Kereviz salatası. Bunun altını çeyim mi? Şurası kara oldu. Namazı kılayım. Sen kıl namazını hadi. Servise ben nereye koymuş bu ablan oğlum? Sen toksun. Şimdi bunu şeye yayacağım arkadaşlar, servis tabağına. Şunu çekilelim oğlum. Rus salatasına garnitürle makarna ile yapıyorum. Bunu da böyle kereviz rendeliyor. Bak tadına bak bayağı nasıl olmuş. Beğeneceğim, beğeneceğim. Onu ben çok görüyordum da. Burada, burada. Ama hiç yapmadıydım. Nasıl? Güzel mi? Aha. Bak beğenirse, beğenirsek alırız, yapar. Yüzüne, içine damlatmak da var. Aynı şey gibi. Nasıl gibi? Mayonez tadı geliyor ya. Mayonez kattım ya içine. Hayır, salatalı şey yapmıyor ya. Tamam işte. Yoğurtlu makarna. Sadece garnitürü yok, bir de makarna yerine. Güzel. Çekilir abi. Valla bizim dereotu yok, ceviz de yok. Koyayım mı? Yok. Niye? Niye? Dur bir dakika dur ya falan atmayayım. Atayım. Dereotunu içine karıştırıyorlar bildiğim kadarıyla. Eltim öyle söylemişti herhalde. Yanlış eğer hatırlamıyorsam. Ben de böyle yaptım. Yüzüne yaptım. Bizimkiler maydanoz daha çok sevdikleri için. Ben de seviyorum. Ama en gıcık yaptığım ne? Şu arka tarafta bir dişim var. Onun arasına girdim mi sinir olayım. Arkadaşlar kereviz salatamız böyle. Yapıp yemek isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.